Günaydın canlarım. Evimden sesleniyorum sizlere. Dün geldik Balıkesir'den. Köydeydik, telefon çekmiyordu, internet çekmiyordu. Telefonuma, videoma, kamerama, evime kavuştum şükürler olsun ki benim evim neden bu halde? Şöyle göstereyim, her yer. Her yerde. Yerde halılar yok. Neden? Ben bunu size söylemiştim aslında, paylaşmıştım yani bir video. Ama internet sıkıntısı olduğu için ve biz o gün yolculuk yaptığımız için kayınvalidemlerde de internet olmadığı için bir de bilmiyorum niye paylaşmadım bilmiyorum. Paylaşmak istememiştim. Ama şimdi söyleyeyim. Benim evimi su bastı. Su bastı kızlar. Bildiğiniz evi su bastı. Beni takip edenler zaten bilir. Camlar, perdeler, her yeri sildim. Bir güzel dipli köşeli temizliğimi yaptım. Dedim ki hani gideyim geleyim de geldikten sonra tertemiz bir eve gireyim istedim. En azından bir süpürür silerim dedim. Dipli köşeli temizliğimi yapmıştım çünkü. Genel temizlik yapılmıştı. Ama ki olmadı. Çünkü Balıkesir'e gitmeden ki bir gün önce gece Çınar 3 civarı uyandı. Ondan sonra bir kalkıyorum Çınar'a. Zaten kalkar kalkmaz ayak bileğime kadar suyun içindeydim. Eve su basmış. Direkt düştüm. Şurası baya bir yarılmıştı ama şu an geçmiş durumda. İzi kaldı sadece. Dedim Yakup hemen kalk, su basmış eve. Kalktı, baya bir korktuk. Ne çamaşır makinesiyle ne de bulaşık makinesiyle hiçbir bağlantısı olmayan bir boru. Böyle telden bir boru, yani demir, evet o tarz bir ince boru, mutfak lavabosunun altında, belki çoğunuzun evinde vardır yani. O boru patlıyor. Nasıl patlıyor hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yok. Yani demir boru nasıl patlar bilmiyorum ki, daha önce öğrendim ki üst komşumunki de patlamış. Allah'tan diyor evdeydik diyor, hemen diyor hani müdahale ettik diyor, evde olmadan patlasaydı yanmıştık diyor. Her neyse o patlıyor. Tanzikle su basıyor evi. Salonumu, oturma, yani evimdeki bütün odaları, banyo tuvalet hariç bütün odaları su basıyor. Yatak odasının yatağının altına kadar, düşünebiliyor musunuz? Zaten bir 5-10 dakika daha Çınar Yusuf uyanmasaymıştı. Efendim anneciğim. Oyun hamurum geldi. Tamam vereyim annem, gel. Oyun Tamam. hamurunu istiyor da. Ondan sonra anneciğim buraya koymuştum bebeği. Burada bak. Düştü. Alır mısın? Şunun camını da açayım da. Rica ederim bebeğim. Tamam aşkım. Sehpanın üstünde oynayabilirsin Çınar. Şu Çınar'ın yatağından konuşayım. Ondan sonra ne diyordum? Eğer yani Allah'tan 5-10 dakika içinde daha uyanmasaymıştı Çınar, apartmandan aşağı su akarmıştı yani. O kadar söylüyorum. Öyle böyle talihsiz bir olay yaşadık. Başımıza böyle bir olay geldi. Bütün benim yaptığım temizlik falan hepsi gitti. Yani halıları ertesi gün hemen yıkamacı çağırdım. Onu verdim. Dedim ki bayramdan sonra teslim almak şartıyla verdim canlar. O da tamam dedi. Tabii kabul ediyoruz dedi. Dedim başına bir şey gelmez herhalde halılarımı. Yok dedi, gelmez dedi abla dedi. Sen dedi ne zaman istiyorsan o zaman ara getiririz dedi. Biz yıkar kurutur kaldırırız depoya dedi. Peki dedim ben de. O işte öyle hallettik. İşte sabaha kadar evin suyunu aldık zaten. Koca koca havlularla, çarşaflarla, yani evini su basan varsa aranızda kesin o çileyi, o sıkıntıyı biliyordur. Ama Allah korusun kimsenin evini su basmasın, gerçekten çok kötü bir şey. Perişan oldum ya. Yani şöyle söyleyeyim, bir gün sonra gideceğiz ve gece evi su basıyor. Yani şöyle düşünün, yarın yolculuğa gidiyorsunuz, bavulunuzu, her şeyinizi toparlamışsınız ama o gece su basıyor evinizi. Zaten görümce bir ameliyat işi olmasaydı gitmeyecektim. Ya da halıcı halıları kabul etmeseydi bu şartla yine gidemeyecektim. Diyecektim eşime sen günübirlik git, kardeşini gör, gel diyecektim. Çünkü evi o halde bırakamazdım. Neyse işte temizledik, sabahlara kadar camlar açık kaldı gideceğimiz saate kadar. Şunu da çıkarayım, pürüzle kalmış. Sivrisinek için şunu kullanıyoruz bu arada. Bir de şunu kullanıyorum da kollarımıza falan da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra
Ondan sonra 11 işte canlar. Böyle yani evi su bastı. Evler her yer her yerde. Yani ister istemez benim mesela yatak çarşafım falan yerdeydi, ıslandı. Emaneten kuruttuk, onları yıkanması gerekiyor. Çekyat örtülerimi falan yıkayacağım. Yani çok işimiz var. Mutfak dolaplarını iş temizliği olacak. Salon falan yine her yer dipli köşeli temizlenecek, yani öyle söyleyeyim. Sadece camlara ve perdelere dokunmayacağım. Çünkü camlarımı sildim, temiz perdelerimi de yıkadım. Kapıları falan sileceğim. Şöyle söyleyeyim canlar, ne çok şöyle söyleyeyim dedim ya. Ay, ben heyecan yaptım. Bayağıdır video çekmiyorum, birkaç gün oldu ya. Gözlerim şiş bu arada. Yeni kalktım. Cina'nın kahvaltısını yaptırdım. Kendime bir tane Nescafe içtim. Birazdan markete gideceğim. Alacağım birkaç bir şey var. Yumuşatıcım bitmiş. Çünkü çamaşır yıkayacağım sürekli. Hep böyle atlıyorum. Atlıyorum böyle. O yüzden diyeceğim sözü unutuyorum. Ne diyecektim? Oley. Ha, nereden başlayacağımı bilmiyorum ya. Acaba diyorum salona dip köşe temizlesem, oranın kapısını örsem mi? Halılar da gelmedi. Biraz sonra halıcıyı arayacağım. Diyeceğim yarın getirsinler. Çünkü bugün üstümde çok fazla para yok. Parasını vermeden de halıları teslim etmiyorlar ne yazık ki. Ondan sonra yarın getirsinler halılarımı. Yarına kadar da ben zaten evleri süpürüp silme işi en sona kalacak canlarım. Yine ben her zamanki gibi, benim temizleme düzenim o şekilde gidiyor. Bugün ne yaparım? Bugün acaba diyorum mutfak dolaplarına mutfağa mı girilsin? Aslında en önemli işte o ve en zor işte o. Ha, şey diyecektim. Hafta sonu biliyorsunuzdur, belki bahsetmişimdir. Kuzenimin nişanı var Eskişehir'de. O yüzden cumartesi günü sabahtan Eskişehir'e gideceğiz. Pazartesi günü de dönüş yapacağız. Döndüğümde de abim bizle birlikte gelecek inşallah. Çocuk yıllardır evime gelmiyor, yani kaç senedir. 5 senelik evliyim, bir kere gelmiştir evime. O yüzden canlarım, abim de zaten çok fazla durmayacakmış, duramayacak ne yazık ki. Çalıştığı için, yani çalıştığı için derken dükkan olduğu için, dükkan emanet için kimse yok. Annem duracak dükkanda, bir de usta ayarlayacak işte bir tane. Elemanlar duracak. O şekilde artık kaç gün durur bilmiyorum. O yüzden diyorum ki Eskişehir'den geldiğimde hiçbir işim olmasın temizlik adına. O yüzden bütün evimi şöyle güzelce gıcır gıcır şöyle her yerini silmek istiyorum. Ve özledim evimi, yani temizlik yapmak istiyorum. İşim gücüm kalmasın diyorum. Nereden başlasam diyorum. 7 8 dakikadır konuşuyorum. Daha temizliğe nereden başlayacağımı söyleyemedim. Nereden başlasam? Bilmiyorum ki. Mutfaktan mı başlasam? Zaten önce şöyle bir evleri toparlayacağım. Bavulun içinden yıkanması gereken çamaşırların hepsini çıkardım. Çamaşır makinesinde şu an renkler yıkanıyor. Sonra beyazlar var. Dün de işte Çınar'ın odasına serdiğim, şuraya seriyordum ya yere. Böyle şagi gibi, kilim gibi bir şey. Onu da attım makineye. Dün onu yıkadım. Bir tane daha kilim vardı. Onu yıkadım. Onlar balkonda asılı kurumuştur. İşte o renkler çıktıktan sonra diyorum ki beyazlar atayım. Bornozlar falan hepsini tepeyim içine atayım. Onlar da yıkansın. Dün buzdolabını sildim. Oradan getirdiklerim işte etler olsun. Yiyecekler olsun. Bir sürü şey işte. Getirdim. Onları yerleştirdim. Bu arada geçmiş Kurban Bayramı tekrar mübarek olsun diyorum. Rabbim nice nice sağlıklı, mutlu sevdiklerimizle nice bayramlara çıkmamızı nasip eylesin diyorum. Görmemizi nasip eylesin diyorum. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Ben bilmiyorum. Tabii ki de büyüklerimizi gördük, ellerini öptük ama umduğum gibi bir bayram geçiremedim yani. Bayramlıklarımızı bile giyemedik, öyle söyleyeyim. Şöyle üstümüzü başımızı giydirip de çocuğumun bayramlıklarını bile giydiremedim, o size gösterdiğim. Köyde nasıl giydireceksin? Kim görecek zaten? Bir de Kurban Bayramı ya, etle uğraşıldı sürekli. Her neyse, konudan konuya atlıyorum. Vallahi canlar, şimdi ne yapacağım? Bavulları boşaltacağım. Bavulların tozunu alacağım, sileceğim. Onları yerlerine kaldıracağım. Zaten Eskişehir'e giderken küçük bir çanta götüreceğim. Kalmayacağımız için çok fazla. Keşke kalabilsek. Ama yapacak bir şey yok artık. Okullar da açılacak ya.
İşte evleri şöyle üstten bir toparlayayım diyorum. Ondan sonra diyorum mutfağa giriş yapalım. Yapalım. Çok fazla mutfak dolaplarının içine böyle ayrıntılı silerken göstermeyeceğim. Parça parça çekeceğim. Çünkü daha önce de mutfak dolabı içi temizliği videom var. Onu izleyenler bilir. Zaten izlemeyenler de bilmiyorum nasıl bulacak ama şeyden bulabilir. Benim kanal sayfama girip de oradan arama tuşu var sanırım. Oradan videoyu arattırabilir yani. Hani mutfak dolabı temizliği diye yazıp arattırabilir. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ay çok anlatacağım şey var size vallahi ya. Böyle uzatmak da istemiyorum. Kışlık falan işte ben zaten kurutma biberlerimi, patlıcanlarımı annem yapıyor zaten her sene. Yapmış anneciğim. Reçeldir, ondan sonra salçadır. Onda da kayınvalidem yapıyor, veriyor. Verdi yani, daha verecek salça sanırım. Ondan sonracığıma daha salça yapacaklar. Yeni yapmadılar. Sonra başka kışlık olarak işte nofroza ben çok güzel şeyler atıyordum. Ama nasıl atacağım bilmiyorum canlarım. Çünkü gerçekten Kurban Bayramı da böyle olduğu için nofroz tıka tıka basala dolu. Bilmiyorum. Aslında böyle mini derin dondurucular var ya, teyzem almış 350 liraya mı ne almış? Mini derin dondurucu 3 çekmecesi varmış. Bilmiyorum, ben de öyle bir şey istiyorum ama bilmiyorum. Yakup şu an alamayız dedi. Onu alamazsak da kışlık yapamayacağım. Benim aklımda bir sürü şeyler var. Çok şey yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse hayırlısı olsun diyeyim. Ben gidiyorum. İşte evleri falan toparlayayım bir kuzularım. Ondan sonra mutfak dolaplarına falan girdiğimde sizlerle tekrar görüşürüz. Tipime bak. Külü aldım. Gerçekten bir tartılayım şimdi. Külü aldım gibi hissediyorum. Köyde löp 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 götürdüm etleri, baklavaları. Külü aldım. Evet. Canlarım şeye kadar gittik geldik. Büyük markete gitmedik de şurada hemen evimizin yanında bir market var. Mini market. Oraya gittik. Şunu gördüm ve almak istedim. Aslında banyosu da var bunun da. O da bir tane kalmış ve kapağı çatlaktı. O yüzden alamadım banyo olanını. Şu mutfak için olanı aldım. Çünkü bu Porches'in mutfak banyo çok memnun kalıyorlar. Ben şunu kullanıyorum. Ben şunu kullanıyorum Porches'in yağ çözücü bayağı etkili yani ekstra güçlü ama çıplak elle çok zor oluyor. Ellerimi uyuşturuyor. Şu böyle şurası fısfıslı sıkmalı olduğu için elim çok fazla değmeyeceği için bilmiyorum sanki daha buna göre daha iyi gibi. Kilitli kapaklıymış. Bir bakalım deneyeceğim. Çünkü şu fayansları falan böyle fıs 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 sıkıp güzel mikrofiber bezle silmek istiyorum. Çok fazla böyle suyla yıkamak istemiyorum. Zor oluyor çünkü canlarım. Böyle bunu aldım deneyeceğim. Eğer hoşuma giderse bir de banyosunu alırım. Çünkü derz aralar için falan bayağı etkili diye yazıyordu üstünde. Ama çatlak olduğu için kapağını alamadım. Şurada da işte ıvır zıvır çınarın bir şeyi kalmamıştı. Onlardan aldım. Öyle. Bakalım biraz soluklanayım ondan Ay sonra kızlar ben başlayacağım. nerede mutfak dolabına gireceğim de temizleyeceğim de. Bayağı 1,5-2 saattir şeyle uğraşıyorum. Banyo dolabıyla uğraşıyorum. Atılacakları attım, kaldıracakları kaldırdım. Orada tuvalet peçeteleri falan vardı. Onları başka bir yer buldum, yer açtım. Onları başka yere kaldırdım. Şimdi daha temizlemedim de. Şöyle banyo dolabına düzenledim. Şunların bir kısmı banyo dolabının içindeydi ve bir rafında da tuvalet kağıtları vardı. Tuvalet kağıtlarını kaldırdım ve bunların bir kısmını da böyle bunların yanına kaldırdım. Görünüm olarak çok güzel görünmüyor ama yapacak bir şey yok yani. Şunun içinde zaten şöyle bir sepet. İçinde sabunlar var. Ondan sonra burada da işte banyo için temizlik malzemeleri var. Hemen kasadan şöyle dolabımı göstereceğim. Burada böyle kapaklı bir kutum var. Bu kutunun içinde sadece sir ağda malzemeleri var. Üstünde de böyle 3 tane aynam var.
Fön makinemi koyacak yer bulamadığım için buraya koydum. Burada yine şu işte saç kremim var. Bu milkshake'ler, milkshake'li olanlardan. Çok güzel, çok memnunum. Saç kremim. Burada bir tane zeytinyağlı sabunum var. Arada bir yüzümü zeytinyağlı sabunla yıkıyorum. Gerçekten yumuşacık yapıyor. Burada işte ağız çalkalama suyu acil durumlar için. Burada yedek işte diş macunum. Bu arada diş macunumu White Now kullanıyorum uzun süredir. Burada eşimin bıçakları. Şurada oğlumun yedek diş macunları var. Çantalı bu, böyle fermuarlı. Burada yine eşimin malzemeleri. Kulak çubuğu. Burada taraklarımı koydum. Bu sepetler falan vardı zaten, düzenliydi ama bir raf doluydu, bir rafı boşalttım, daha rahat oldu. Buraya taraklarımı koydum. İki tane daha ya da bir tane daha sepet almayı düşünüyorum. İki tane daha olabilir çünkü bir sepeti eşimin tıraş malzemelerini koyacağım içine böyle yukarıya. Bir tanesinin içine de sırf tarakları koymak istiyorum. Yani A101'den almıştım bunları. İnşallah denk gelirse iki tane daha alacağım. Bunun içinde şurada böyle bir bardak var canlar. Bunun içinde işte cımbızlar, işte bu şey işte kıvırma söyleyiverin ya. Kirpik kıvırma işte. Burada kaş makasları falan, törpü, tırnak makasları var bunun içinde. Burada işte peeling, hatta şunu da şuraya koysam sığar mı? Evet, sığdı. Şu bunu şöyle göstereyim. Burada da işte peelingler, maskeler, ondan sonra kremler, şöyle vücut kremleri var. Daha hiç açmadım, kullanmadım. Şunu bitirdim ama çok güzel kokuyor. Avokadolu bu. Bunu bitirdim yani. Daha var tabii de içinde. Şunu çok kullandım. Bu Persevin. Çok güzel kokuyor. Persevin parfümü de var. Parfümü de kullanıyorum. Harika kullanıyor. Çok güzel bir vücut kremi bu da. Böyle burada vücut kremleri falan var. İşte şu makyaj sonrası sıkıyorsunuz. Makyaj sabitleyici. Burada yine kocaman böyle 500 milimlik mi 400 milimlik mi yine Avon'un el ve yüz kremi var. Ondan sonra bu sepette bunlar var. Pardon. Burada işte asetonlar var. Şöyle açılmamış, kullanmadığım daha henüz. Yine Persevin mi? Yok, Per Blanca'nın rolonu var. Burada yine burun maskesi. Şurada bir maskem daha vardı. Nereye kaldırdım bilmiyorum. Sonra burada işte Nutrifex'in şeyleri. Biri göz makyaj temizleme suyu, biri de toniği. İki tane şöyle Nutrifex'in, çok memnun kaldım ama tek sıkıntı yakıyor. Çok güzel temizliyor ama yakıyor, fazla yakıyor. Burada yine Nivea'nın bir ürünü. Böyle çok ayrıntıya girmeyeceğim dedim ama yine de girdim. Burada böyle hakiki eşim almıştı. Geçenlerde göstermiştim, gül suyu var. Bu da tonik olarak kullanıyorum. Arkada bebe yağı, işte bu Çınar'ın pudrası. Bu benim pudram, böyle koltuk altı pudrası. Burada da Barcelona'nın saç bakım yağı var. İçinde bayağı bir 12 çeşit mi ne yağ barındırıyor. Güzel bir yağ yani. Ondan sonra aşağıki bölüme geçtim. Zaten 3 raflı böyle benim banyo dolabım. Aşağıki bölüme geçtiğimde şu sepette işte fondötenler, BB kremler, ondan sonra pudralar ve paletler var. Paletler dediğimde 2 tane palet var zaten. Burada bir allıklarım var. Aydınlatıcı falan. Ondan sonra bu sepete geçtiğimizde de burada da böyle kullanmadığım rujların hepsini attım. Fazlalık istemiyorum. İstemediğim için de attım. Burada da böyle rujlar var. Sevdiğim rujlar, kullandığım. Şu sihirli krem diye geçiyor. Sihirli top diye geçiyor hatta. Böyle herhangi bir yerinizde yara çıktığında hemen sürüyorsunuz. Bir gecede geçiriyor. Sonra şu kaplardan almam gerekiyor. Bir iki tane almam gerekiyor. Çünkü birine rujlarımı koymak istiyorum. Derli toplu olsun istiyorum. Ya da böyle de doğrusu olur. Fark etmez. Şöyle bir bardak buldum kendime. Fırçaları böyle koydum. Zaten toplasan 4 tane fırçam var. Şunun içinde de şöyle bir kabım var. Bunun içinde de işte bu Beauty Blender mi diyorlar, ne diyorlar, ondan göz kalemleri, dudak kalemleri, işte kaş jeli, böyle şeyler var canlarım. Burada da rujlarım var böyle bu sepette.
Burada da bir adet kalem tıraşım var. Şu farı beğenmedim, beğenmiyorum. Aslında da kullanmam, toz demiştim ama biraz önce elime kullandım, sürdüm, denedim. O kadar güzel ki anlatamam. O kadar göründüğü gibi simli değilmiş. Sürdükten sonra üfleyince simleri gidiyor. Gerçekten kalıcı bir far. Hoşuma gitti sonradan ama renkleri çok uygun değil. Şurada kullanabileceğim renkler var. Hoşuma gitti bazı kahve tonları. Şurada iki tane allığım var işte. Yine ayrı koydum onları. Şu kabın içinde de sadece rimellerim var. Sırf rimellerin olduğu bir kap. Böyle canlar. Benim makyaj malzemelerim bu kadar. Yani bunlardan ibaret. Buraya böyle koydum. Ha, çekmece göstermeye şey yaparsak. Şurada temizlik bezlerim var. Sonra şurada fırça var, iki tane halı fırçası. Burada bir tane mesela yedekli klozet için o toplardan var. Islak mendil işte, peçete. Mesela bir tane daha sepet alırsam şu yüz tonik falan yaparken kullandığım bu yuvarlak pamuklar oluyor ya, şu benri'nin falan hatta vardı, bitirdim kare olanlar. Bu pamukları falan da koymak istiyorum. Buradan bu çekmeceden kaldırmak istiyorum. Islak mendil var bir tane. Bu çekmecem de böyle canlarım. Burası da bu şekilde sepet zaten. Burası normalde Çınar Yusuf'un sepeti. Şu sepette Yakup'la bana ait olan sepet. Dün daha yeni geldiğimiz için beyazları oraya karıştırmak istemedim. Hani elimin altına dursun diye buraya emaneten koydum. Normalde Çınar'ın sepeti bu. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Normalde mutfak dolabı silecektik bugün. Şöyle uzaktan da göstereyim dolabımı. Üsttekiler hiç içime sinmedi. Ama yapacak bir şey yok yani. Gerçekten koyacak başka yerim yok. Benim evim 3 artı 1 ama adamlar bol bol 2 tane kocaman balkon yapmışlar. Banyoyu falan böyle minnak minnak yapmışlar. Yani canlarım. Çevirecektim kamerayı. Yanlışlıkla sofra çevirmişim. Bayağıdır banyo dolabıyla uğraşıyorum. Güzel de sildim böyle raflarını. Güzel temizledim. O sepetleri falan içinde temizledim. Güzel yıkadım, kuruladım. Bayağı bir vaktimi aldı benim. Çaldı diyelim. Ama yapacak bir şey yok. Olsun, güzel oldu. Ben böyle bilmiyorum ya. Planlı iş yapmayı seviyorum ama bilmiyorum. Aslında mutfak dolaplarına girmek çok istiyorum. Belki de şimdi girerim. İlk böyle 5 dakika falan bir kafamı toparlamam, dinlenmem gerekiyor. Şu bavulların ortadan kalkması gerekiyor ama çok da bir şey yok yani. Onu akşam da yaparım diye düşünüyorum. Bence diyorum ben mutfak dolaplarına gireyim. Çünkü bugün yaptım yaptım. Yarın çünkü halılar gelir büyük ihtimal. Evleri süpürüp silmeye, halılarını sermeye başlayacağım. Çok işim var. Çok yani işim var. Bence Çağla sen mutfak dolaplarına gir. Gir ve temizle yani. Mutfak olayı ortadan kalksın. Çünkü evde en zor, benim için en zor, en çok uğraştıracak işlerden bir tanesi mutfak. Şimdi Çınar Yusuf'u uyutacağım. Onu uyuttuktan sonra bir 5 dakika falan mola veririm diyorum. Mutfak dolaplarına girişeyim diyorum. Ama akşama yemeğim yok. Bilmiyorum akşam arada böyle aperatif ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yok yani. Makarna yapsam... Makarnayı da eşim çok sevmiyor. Gerçi Çınar seviyor da. Neyse akşama düşüneceğiz artık. Olmazsa güzel bir mercimek çorbası yaparım. Yanına da biraz makarna yaparım. Öyle geçiştiririm yani bugünü. Çünkü yani 2 gün falan böyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. Temizlik çok fazla var. Ay ben şimdi şu sandalyeleri falan her şeyi elden geçirmem gerekiyor. Allah'tan diyorum camları silmişim. Bütün perdelerimi, tüllerimi Allah'tan yıkamışım. Şükürler olsun. Yorgunum. Yani yorgunluktan ziyade aslında yorgun değilim ama banyo dolabı beni çok yordu da demeyeceğim. Banyo sıcak olduğu için beni bunalttı yani. Orada iş yapmak beni bunalttı ama şükürler olsun aradan çıktı ya. Olsun yani. Öyle ufak tefek işler daha çok insanı yoruyor, daha çok bunaltıyor. Öyle işleri yani boş vakitlerimizde yaptığımız zaman gerçekten kurtuluş. Kurtuluyoruz. Ama benim boş vaktim yok. Yani şu an.
Benim için şu an çok önemli. Şu salona diyorum, avize mi alsam? Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'de 10 lira, 15 lira, 20 liraya çok güzel Asarcık'ta da avizeler var. Acaba diyorum böyle iki tane takım avize alsam da salona taksam mı? Çünkü çok kötü duruyor. Baksanıza birisi böyle. Birisi de böyle sallanıyor. İğrenç duruyor. Kiracıyız ama olsun canım, içinde oturuyoruz yani. Bence avize alayım ben. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Ben iyice yedim kafayı. Vallahi yedim kafayı ya. İş o kadar çok gözümde büyüyor ki. Ben böyle iyice şey oldum ya. Bizde şey derler, üşengeç. Üşengeçleşmişsin sen derler. Veya çok üşengeçsin derler. Şeydir yani o, hani üşenmek. Bilirsiniz gerçi siz de. Ama biz de üşengeçler deriz yani. Çok üşeniyorum. Değiştim artık. Bilmiyorum. Aslında çok istiyorum temizlik yapmak. Böyle pırıl pırıl temizleyeyim her yerimi. Rahatlayayım sonra böyle. Rahat rahat kahvemi alayım. Rahat rahat oturayım. Dinleneyim. Ama ben kafama taktığım şeyi yaparım. Hafta sonuna kadar Allah nasip ederse bu evin işleri hepsi bitecek böyle yani. Hepsi bitecek. Dolap, çekmece bırakmayacağım. Her yeri temizleyeceğim. Kapıları sileceğim. Her yeri. Siz de diyeceksiniz, sen Çağla sadece lafta. Hadi yap da görelim. Çek de videosunu görelim diyeceksiniz ama. Çekeceğim. Sabahtan beri boş boş konuşuyorum. Mesela diyeceksiniz ki banyonun dolabını temizlerken niye çektin? Çekemezdim. Çünkü gerçekten o dolabın içinde sizin görmemeniz gereken özel malzemeler de çıktı. Yani çekemezdim arkadaşlar. Lütfen böyle bir şey demeyin. Banyo dolabı sonuçta yani. İçinden her şey çıkabilir. Dün banyomu falan kayınvalidemlerde ettim. Çınarı da orada yıkadım. Yakup da girdi. Ben de orada yıkandım. İyi ki de düğüm yıkanmışım yani. Bir de bu karışıklığın içinde burada duşa gireceğim, derdi kalmaz. Bir bugün işte bu işleri hallettikten sonra yok ya, taktım kafama, yapacağım, mutfak dolaplarına girişeceğim. Bir de o şeyi aldım ya işte, biraz önce gösterdim ya, Porçez mutfak aldım ya. Arkasını okudum. Bakın durun getireyim size. Nerede, şuraya koydum. Bakın şimdi şuraya oturayım 2 dakika. Hep oturuyorum zaten. Şöyle biraz önce gösterdim ya şu Porçöz mutfak. Çok mutlu oldum çünkü arkasında nerelerde kullanabileceğim yazıyor. Bayağı ve çok amaçlı yani bu kızlar. Hanımlar. Kullanım alanları: ocak, fırın, davlumbaz, aspiratör, musluk, lavabo, mutfak tezgahı, mutfak dolapları. Dolap sileceğiz ya şimdi. Mermer, fayans ve seramik yüzeyler, alüminyum, paslanmaz çelik, çatal, bıçak, kaşıklar, tencere ve tavalar. Ha, tencere ve tavalar, bahçe mobilyaları, bisiklet, otomobil jantı. Yani bununla her yeri temizleyebiliyormuşuz. Canlarım. Şurama bakın ya. Ya siz biliyor musunuz? Benim her sene böyle bu dudaklarımın kenarları çatlıyor, yarılıyor, yanıyor cayır cayır. Ağzımı açamıyorum. Sonradan da kuruyor böyle. Hala çatlak yani, çok acıyor. İşte annem diyor ki yoğurt suyu iç, geçer diyor. Ben de yoğurdun suyunu içemiyorum. Bilmiyorum ya. Ben yoğurdu bile kaşıkla yiyemiyorum. Anca böyle bir şeyin yanında. Her neyse. Konuşmayalım biz. Boş boş. Ben o bavulu falan orada öylece bırakayım bence. Onlar fasa füsa iş yani. En önemli iş mutfak dolapları, bana bakıyor. Ben mutfak dolaplarında da birkaç değişiklik yapacağım. Çünkü mesela bardakların olduğu bölüm çok rahat. Boş gibi bir şey. Ama tencerenin, tabakların olduğu bölüm çok dolu. Tıkış tıkış yani. O yüzden belli bir ayar yapmam gerekiyor. Çok uzun sürecek benim mutfak işim. Ama yapacak bir şey yok yani.
Size parça parça çekerim. Belki de silerim, son halini çekerim ama siz beni yersiniz. Temizlik videosu isteyenler çok fazla çünkü. Neyse ben parça parça da olsa size biraz çekerim. Hızlandırılmış falan yaparım. Hadi görüşürüz. Kullandım iki tane. Birisi daha fazla ağır. Biri de yeni aldığımı kullandım. Çünkü gerçekten bayağı bir tozlanmış, pislenmiş. Yeni taşındığımızda silmiştim burayı. Sonradan bir daha hiç silmemiştim. O yüzden silmesi gerekiyor. Biraz çamaşır suyu, yani Porçöz'ün çamaşır suyu etkili olan, kuvvetli olan. Cif ve diğer aldığım Porçöz'ü aldım. Bir de elime süngerimi aldım. Şimdi güzel cepliyorum. Bakalım. Düşmeden, kafamızı gözümüzü kırmadan. Eğer ki düşersem buna siz şahit olacaksınız. Rezil olacağım. Önce bu tarafını iyice yaptım. Bu tarafı cepliyorum iyice. Ondan sonra en son o tarafı yaparım. Ben aşağıdan sesleniyorum. Bitti. Yani dolapların üstü bitti. Güzel. Çiftledim. Kullandığım malzemeleri tekrar göstereceğim. Çünkü çok memnun kaldım. Çift zaten ya A101'den ya da BİM'den alıyorum. Klasik. Ama şu çok hoşuma gitti. Çünkü böyle sıktığınız zaman her yere böyle dağılıyor eşit şekilde. Hem de biraz bekletince gerçekten yumuşatıyor. Zaten Porçöz'ün ürünlerinden ben çok memnun kalıyorum. Şu da Porçöz'ün bitti, dibinde kaldı. Bütün hepsini neredeyse dolapların üstüne uyguladım. Bunu da yanmış ve inatçı yağları %100 çözer diyor. Yani yanmış yağı çözen bir ürün. Nerede kullanılıyormuş? Ocak, fırın, ızgara, barbekü, aspiratör, davlumbağa, aspiratör, çelik tencere, tava, cezve, her türlü çelik mutfak eşyası, çelik evi, mutfak dolapları ve fayans, seramik yüzeylerde de kullanılabiliyor yani bu. Bunların ikisinden çok memnun kaldım canlarım. Kesinlikle denemediyseniz alın, deneyin yani. Mutfak dolapları falan bilmiyorum. Çok memnun kaldım. Hatta şimdi dolaplarımın içlerini sileceğim. Bununla sileceğim. Fıslatacağım. Bir güzel ıslak bezle durulacağım. Fıslatacağım, durulacağım. Hatta dışlarını bile bununla silmeyi düşünüyorum. Ve merak ediyorum. Acaba dışlarda böyle buhulu bir leke bırakıyor ya bazı kullandığımız malzemeler. Bırakacak mı, bırakmayacak mı merak ediyorum. Bıraksa bile yine de bununla sileceğim. En son üstüne silikonlu suyla, mavi suyla yani kuru bezle tekrar parlatırım. Parlatılması için diyorum. Bir 2-3 dakika daha oturmam lazım. Çok terledim böyle. Biraz 2-3 dakika daha dinleneyim. Ondan sonra dolaplara başlayayım diyorum. En azından şu üst dolaplar bitsin. Çünkü önemli olan üst dolaplar. Alttaki çekmeceler, ne bileyim ayran dolabı, buzdolabının dışı, şu beyaz eşyaların dışı falan da silinecek ama onlar yarına da kalsa olur ya da akşama kalsa olur diyorum ve ben seviyorum.
canlarım. Burayı ve şu dolabı yaptım. Sildim, içlerini boşalttım. Düzenledim. Biraz daha düzgün duruma getirdim. Burası böyle derin bir dolap. Kiler dolabı zaten, şu aşağısı çekmeceli. Üstünde de böyle iki tane gerin raf yapmışlar. Ben buraya ne koydum? Şurada kullanmadığım büyük misafirlik çaydanlığım. Kullanmadığım onun yine takımı cezveler. Rende, limonluk, işte ayran sürahisi, normal sürahim var. Kahve yapma makinem var, robotum var. Burada da hep saklama kabı dolu, hepsi saklama kabı. Burada işte bir mini termosum var. Şunlar piknik bardakları, bir de tabakları var, şöyle alta koydum şunun altına. Bunları koyacak başka bir yer bulursam kaldıracağım. Hatta yani kaldırsam daha iyiydi. Salonun dolabını kaldırabilirim ama Çınar'a bazen böyle koyuyorum, hani meyve suyu tabağı renkli falan hoşuna gidiyor, değişik geliyor ona. Neyse, burada da tepsilerim ve şöyle iki tane kesme tahtam var. Burada hangi birisini sayayım? Burada yaptığım değişiklik şu oldu. Tencere dolabımdaki şu iki tencereyi ve şu tencereyi oradan aldım ki orası biraz daha rahatlasın istedim. Çünkü burada yer açıldı. İki tencere, böyle tencereleri buraya koydum. Şu tencerenin üstteki zaten bana ait değil. Komşuma ait. Götüreceğim onu. Evde yoktu, götürememiştim. Bir şey getirmişti tabakta. Şunlar işte salata kaseleri. Ondan sonra şuradakilerde işte şunlar yine küçük kaseler, çerezlik olarak veya tatlı için. Şunlar da öyle. Şunlar yumurtalıklarım. Şurada yine cam pasta tabakları var. Kahvaltı yaparken kullanıyorum bunları ama kahvaltı tabağı almak istiyorum. Renkli 3 tane. Yine orada işte tabaklar, Çınar'ın tabakları falan. Şurada yine günlük yemek tabakları. Bunun üstünde de yemek tabakları olacak. Bulaşık makinesinde de daha bir sürü tabak var. Burada da yine işte iki tane servis tabağı var günlük kullanmak için. Şurada yine ayrıyetten tabaklar var. Şurada çorba kaseleri. Şu çorba kaselerinin takımı da şeyde, makinede gelecek. Şunları çıkarttım buradan. Çünkü şunları ben kaşıklık olarak kullanıyorum yemek yaparken. Bunları da Çınar Yusuf'a balık kraker, ne bileyim o tarz bir şey, böyle çerez falan koymak istediğim zaman, plastik olduğu için kırma tehlikesi yok. O yüzden kullanıyorum. Hatta bazen kaşıklık olarak bile kullandığım oluyor. Şunlar da yine böyle plastik. Bunları koyacak başka bir yer bulacağım. Bitti. Şimdi burayı kapatalım. İşte şimdi buranın içini boşaltıp sileceğim. Burada sırf bardaklar var. Burada da bardaklar var. Dondurma kaseleri, işte yedek kahvaltı setleri falan. Şimdi bu iki dolaba gireceğim. Zaten en zor olan, beni en çok uğraştıracak bu iki dolap olacak. Çünkü ıvır zıvır bardak, fincan çok fazla dolu. Burası da zaten tencere dolabım bayağı bir boşaldı. Böyle şu tavaları da böyle iç içe aldım. Üste koyacağım şuraya. Böyle canlar, işte devam ediyorum. Daha önce de böyle bir videom olduğu için ayrıntılı çekmek istemedim. Videoda bayağı bir uzun oldu. 2 dakika oturayım dedim. Çünkü videoyu bitireceğim. Çok fazla benim işim var. Şöyle indirdim masanın üstüne malzemeleri. Burası öyle. Allah'ın izniyle dolapları bitireceğim yani. Alt dolapları olmasa da üst dolapları biteceğim. En azından bir alt çekmecelerle şu alt dolabı, altı dolabı onu da yarın yaparım ya da akşam yaparım. Ama şu üstleri bitirmem gerekiyor. Artık girişmişken. Saat de epey oldu. Akşam oldu. Bir işte şu aygazı silip bir çorba koymak istiyorum. Mercimek çorbası. Çünkü dün et yapmıştım. Et suyum da var. Şurada düdüklüde. Görüyorsunuzdur. O et suyuna mercimek çorbası yapmak istiyorum. Böyle canlar, bende işler güçler böyle yani. Durumlar bundan ibaret, gördüğünüz gibi. Ben burada videoyu sonlandıracağım çünkü bence bayağı uzun oldu bu video. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın canlarım. Ay, bu arada şöyle porçezle şu mikrofibir bezimle siliyorum. Şu duruladığım bezle de kuruluyorum tekrardan ki çünkü ister istemez bu çamaşır suyu falan içeriyor içinde çünkü. Evet, çamaşır suyu katkılı diyor. O yüzden kullanacağımız malzemelere katkı maddesine yani zararı dokunmasın diyoruz.
külü almışım. Çok canımı sıktım. Canlarım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bitkin Çağla'dan size elveda.